Bugün sizlerle yine bebek iyiliği yapacağız. Bunun için kullandığım malzemeler kartopu lemon adında bir ip kullanacağım. Herhangi bir bebek ipi de olur tabii ki. Ve elimde şöyle yarım kalmış beyaz bir ipim var. İki renkle yapacağım bugünkü yapacağım iyiliği. Yani ana rengi daha fazla olması lazım. O yüzden yeşili tercih ettim. Beyaz az olduğu için. Diğer taraf için önün bir tarafını beyaz renkle yapacağım yani. Evet, bu örgümüz için kullanacağımız şiş sayısı 4. 4 numaralı şiş kullanacağım. Evet, 50 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Evet, 50 ilmek attım gördüğünüz gibi. Şimdi önde ve arkada düz örerek haroşa olarak yeleğimizin arkasından başlıyoruz. Dediğim gibi önde ve arkada düz öreceğiz. Bu şekilde haroşa olacak yeleğimiz. Koltuk altına gelene kadar. Gerçekten kolay bir yelek. Evet, bu şekilde dümdüz baştan sona kadar örüyoruz. Arkada da aynı şekilde. Evet, bir sıra düz ördüm. Artık önde ve arkada düz öreceğiz. Yani şu şekilde örgümüz haroşa olacak. Şu ipimiz sol taraftayken böyle haroşaları sayacağız. Şu an gördüğünüz gibi bir haroşamız var. Yaklaşık 30-33 sıra haroşa sırası yani. Bu şekilde önde ve arkada düz öreceğiz. Ve yaklaşık 30-33 de olabilir. Ölçüsüne göre bakacağım. O kadar sıra şu haroşaları sayacağız. Şu anda bir tane var. İpimiz sol taraftayken ön yüz kabul edeceğiz. Evet, önde ve arkada düz örerek haroşa yapıyoruz. Evet, yaklaşık 33 sıra ördüm ben. Şu aşağıdan itibaren şu ipimiz sol taraftayken tek tek haroşaları saydığımız zaman yaklaşık 33 sıra haroşa ördüm. Şimdi lastik örgüye geçeceğim. 2 düz 2 ters olarak öreceğim. Evet, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde 2 düz 2 ters olarak örüyoruz. Yani koltuk altına kadar haroşa olarak geldik. Koltuk altına geldikten sonra 2 düz 2 ters olarak lastik örgü yapıyoruz. Evet, bu ön sırayı bitirdim. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da ilmekleri göründüğü gibi örüyorum. Yani şu anda başta 2 tane ters ilmeğim var. Gördüğünüz gibi. Bu 2 ters ilmeğin üstüne 2 tane ters ilmek öreceğim. Ve aynı şekilde 2 düz 2 ters diye devam edeceğim. Yani ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. Evet, 2 düz ilmeğim var. 2 düz örüyorum. Bu şekilde 2 ters 2 düz devam ediyoruz. Arkada da aynı şekilde yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Yani bu şekilde lastik örgümüz olmuş olacak. Omuz kısmına gelene kadar bu şekilde lastik örgü örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben lastik örgüyü tamamladım. Buradan itibaren saydığımız zaman sadece düz örgüleri, yani şu düz ilmekleri 1, 2, 3, 4 diye saydığımız zaman
Yaklaşık 28 sıra, 28 tane düz örgü var burada. Artık arkayı tamamladım. Şimdi ön bir parçasına geçeceğim. Önün bir parçasını da aynı yeşil renkte yapacağım. Diğer parçasını da beyaz yapacağım. Şimdi baştan itibaren 18 ilmek öreceğim. Aynı şekilde yine lastik olarak 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet, 18 ilmek ördüm. Bu ilmeklerimi bekleteceğim. Diğer ön taraf için olacak bu ilmekler. Daha sonraki 14 ilmeği yaka için keseceğim. Şu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, on, on bir, on iki, on üç ve on dört. Evet, 14 ilmeğimizi kestik yaka için. Şimdi şu ilmeğimi burada biraz bekleteceğim. Çünkü diğer tarafın ilmeklerini çatal iğnemde bekleteceğim. Yani burada gördüğünüz ilmekleri çatal iğnesine geçireceğim. Yani diğer ön tarafı bitirene kadar bu ilmeklerim bekleyecek, bu 18 ilmeğim. Evet, 18 ilmeği çatal iğnesine aldım. Bu şekilde bekleyecek ilmeklerim. Şimdi diğer tarafa yine devam ediyorum. Burada şu an 18 ilmeğimiz var. Bunu almıştım zaten. Yine aynı şekilde İki ters, iki düz olarak bu tarafı örmeye devam ediyoruz. Yani ön bir parçasını örmeye başladık şu an. Yine aynı şekilde 28 sıra arkada yaptığımız gibi 28 sıra öreceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu 18 ilmeğimizi artık yine 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. Şu boyda öreceğiz. Yine aynı şekilde olması için ölçüsünün. Yine 8 sıra 2 ters 2 düz örmeye devam ediyoruz. Evet, yine buradaki lastik boyunca
Şu şekilde. Kol altına kadar lastik olarak ördüm. Yani burası sol tarafı. Yani buradan baktığımızda sağ tarafı. Şimdi ilmek artırmaya geçeceğim. Yani şu kısmı öreceğim. Burada toplamda 18 ilmeğim var. 50 ilmekle başlamıştık. 50 ilmeğin yarısı 25 eder. 25 artı 4 de düğme delikleri için 29 ilmek eder. Şimdi burada 18 ilmeği 29'a çıkaracağım. Yani bunun yarısı artı 4 ilmek daha. O ilmekleri buluyoruz. Şu an 18 ilmeğim var. Ara ara artırarak burada toplamda 29 ilmek yapacağım. Artık düz örgüye geçiyoruz. Yani şuradaki gibi haroşa öreceğiz artık. Bir ilmek ördüm. Şu şekilde bir tane artırıyorum. Ara ara. Şu iki ilmek ördüm. Bir tane yine artırıyorum. Bu şekilde artırarak bu ilmekleri toplamda 29 ilmeği çıkaracağım. 7 8 Bu şekilde ara ara artırarak 29 ilmek yapacağım. Evet, ara ara artırmalar yaparak 29 ilmeğe çıktım. Şimdi artık önde ve arkada düz örerek haroşa yapacağım. Şu şekilde. Şu an buradayız. Buranın bitimine kadar yine 33 sıra yapmıştık. Yine 33 sıra haroşa yapacağız. Önde ve arkada düz örerek. Evet, ön bir parçasını bitirdim. Gördüğünüz gibi aynı arkadaki gibi. Şurası 33 sıraydı. Burayı ilmeklerimizi artırdıktan sonra yine 33 sıra ördüm. Yani bu şekilde. Şimdi diğer tarafını öreceğim. Buradaki ilmeklerimizi tekrar şişimize alacağız. Ve beyaz rengi geçeceğim. Beyaz renkle yapacağım. İliklerimiz de bu tarafta olacak. Önce ilmeklerimi şişime alıyorum. Evet, ilmekleri şişimize aldık. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Ve ilk ilmeği bu ipimi bağlıyorum. Ve bu ipimle örmeye devam edeceğim. Böyle bir iki tane düğüm atıyorum ki çözülmesin diye. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi başta iki tane tersim var. Yine aynı şekilde burada yaptığım işlemi bu tarafta yapacağım. Yani şu lastik örgüye devam edeceğim. Burayla aynı boy olana kadar beyaz ipimle lastik örgüye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi başta iki ters var. Aynı göründüğü gibi ilmekleri örüyorum.
Evet, bu şekilde. Aynı diğer taraftaki gibi şu uzunluğa kadar öreceğim. Daha sonra artırmalara geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi lastik örgüyü yine aynı şekilde burasıyla aynı şekilde ördüm. Şimdi yine şurada olduğu gibi artırma işlemine geçeceğim. Burada 18 ilmeğimiz vardı. Bu 18 ilmeğimizi 29'a çıkartacağım. Ara ara artırma yaparak 29 ilmek olacak burası. Artık düz örgüye geçiyorum. Bir tane ördüm, bir tane artırıyorum. Daha sonra iki tane ördüm, bir tane artırıyorum. Bu şekilde ara ara artırarak 29 ilmeğimiz olacak burada. Evet, artık 29 ilmeğim oldu. Artık düz örgüye geçiyorum. Şurada olduğu gibi haroşa öreceğim yine. 33 sıra. Yalnız 2 sıra sonra ilk iliğimi açacağım. 3 tane ilik yapacağım toplamda. Yani ilk iliğimi buraya açacağım. Daha sonra buraya açacağım ve en sonda aşağıya ilik açacağım. Sıralarını bu şekilde takip edebilirsiniz. Şu şekilde 3 iliğim olacak. 2 sıra sonra ilk iliğimi açacağım. Evet, 2 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi 2 sıra haroşa var. Şimdi şu tarafa ilk iliğimi açacağım. İki ilmek örüyorum. Bir kere doluyorum. Ve şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Evet, bu şekilde ilk iliğimi oluşturmuş oldum. Dediğim gibi toplamda 3 tane ilik yapacağım. Diğerin tam ortasına geldiğim zaman 3.'yü de sonlara doğru yapacağım. Evet, bu şekilde burası 3 sıra olana kadar, bu haroşa sırası 3 sıra olana, 33 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu 33 sırayı da tamamladım. Diğer parçayı aynı 33 sıra ördüm. 3 tane düğme iliği açtım. Yani düğmelerimiz burada olacak. İliklerimiz de burada. Evet, şimdi sıra geldi yeleğimizi birleştirmeye. Şu yan taraflarını, gördüğünüz haroşa kısımlarını, yani iki tarafında tersinden doğru birleştireceğim. Bu kenar kısımlarını kol altına kadar dikeceğiz. Bu ucundan başlayarak şu şekilde iki uçlarını birleştirerek koltuk altına kadar dikeceğim. Önce bu kenarı sabitliyorum. Evet, şu şekilde kenarlarından dikeceğim. Evet, bu şekilde her iki tarafını da dikiyoruz. Evet, yeleğimizin yan taraflarını diktim. Şu şekilde gördüğünüz gibi her iki tarafının yanlarından yeleğimizi diktik. Yeleğimiz bu şekilde. Bu lastik örgüler zaten esnek. En son 3 tane düğme dikeceğim.
Ve bu şekilde yeleğimiz bitmiş olacak. Bunu ben yeni doğan ölçülerine göre yaptım. Yeni doğan bebekler için şu an yaptığım şey. Ama daha büyük yapmak isterseniz yapacağınız bebeğin beden genişliği kadar arka tarafını başlayıp, yani şu arka tarafı kaç yaşa göre yapacaksınız o kadar genişlikte başlayıp, üst tarafını zaten hiç eksiltme yapmadan lastik örgü olarak yapıyoruz. Ön tarafına gelince de arka tarafının yarısı sayısına 4 tane ilmek ekledim ilik yerleri için. Bu sayıyı da o şekilde buluyoruz. Lastik örgüleri de yine artırabiliriz ilmek sayısına göre. Evet, yeleğimiz bu şekilde. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.